Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de sanayi konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de bu Türkiye'de ekonomi kısmımızın artık son kısmı. Hadi bakalım ünite içeriğimizde neler göreceğiz? Gelin göz atalım. İçeriğimize baktığımızda yani Türkiye'de ekonomi kısmındayız. Burada ilk Türkiye'de ekonomi politikalarından bahsetmiştik. Sonra Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı dedik. Daha sonra Türkiye'de tarım, Türkiye'de hayvancılık, Türkiye'de ormancılık dedik. En son bir önceki hafta madenler ve enerji kaynaklarından bahsettik ve artık son kısımdayız. Burası Türkiye'de sanayi sevgili arkadaşlar. Peki bugünkü dersimizin bize faydaları neler? Onlardan da bahsetmemiz gerekirse özellikle yaşadığınız bölgelerde ya da gittiğiniz alanlardaki sanayi tesislerinin o bölgelerde neden kurulduğuyla ilgili ifadeleri de öğrenmiş olacaksınız burada. Tabii ki dersimiz bittikten sonra ödevlendirmemiz olacak. Hemen şöyle Dinamo Soru Bankası kitabımızı açıyorsunuz. Bak artık burada bölümümüz bitti. Yani şu kısım var ya dördüncü bölüm Türkiye'de ekonomi yazıyor ya oranın tamamı bittiği için sayfa 127. kısma kadar çözüyorsunuz. Zaten bu ayımız yazılı haftası da olacak. Ondan dolayı buradaki bölüm testlerini, günite testlerini çözüyorsunuz ve ardından sevgili arkadaşlar ÖSYM tarzı sorularımız var ve devamında görmüş olduğunuz üzere yazılıya hazırlık çalışmaları için sizlere güzel etkinlikler hazırladık. Buraları da bitirdiğinizde hem bu noktada AYT kısmına hem de yazılı kısmına hazırlanmış olacaksınız diyoruz. Evet şimdi geldik sanayi nedir? Sanayi, ya ham maddenin ya da yarı işlenmiş bir ürünün işlenerek kullanılabilir duruma yani imal edilmesi işlemine verdiğimiz isim sevgili arkadaşlar. Ve bu noktada Türkiye ölçeğine baktığımızda sanayileşmiş ülkelerdeki birçok tesis gibi ülkemizde de birçok tesis yer almakta ve çalışma çağındaki nüfusun önemli bir kısmı da sanayi sektöründe çalışmakta. Şimdi baktığımızda Türkiye'de sanayi kuruluşlarının dağılışını etkileyen bazı faktörler var. Bunlar hammadde kaynakları, ulaşım, enerji kaynağı, pazar, iş gücü, sermaye ve iklim olarak karşımıza çıkacak. O zaman gelin hemen şöyle ham ile ilgili ifadelerden başlayalım. Özellikle sanayileşme için en gerekli olan temel faktör sevgili arkadaşlar ham madde kaynağıdır. Ve bu noktada tarım ürünleri, hayvansal ürünler, su ürünleri Ormanlar ve madenler başlıca bizim ham madde kaynaklarımızdır ve modern sanayide ham duyulan ihtiyacın fazla olmasının yanı sıra bazı ham maddelerin bak buraya çok dikkat edin bazı ham maddelerin çabuk bozulabilir olması sanayinin dağılışı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir diyebiliyoruz. Nasıl dersek burada bazı fabrikalar ya da bazı tesisler var sevgili arkadaşlar. Burada şeker fabrikalarını düşünebilirsiniz. Çabuk bozulabilir ürün olduğu için hammadde kaynağına yakın kurulma zorunluluğu var. Onun dışında çay fabrikaları, kağıt fabrikası, yağ fabrikası, dokuma fabrikası ve sigara fabrikaları gene hammadde kaynağına yakın kurulma zorunluluğu var. Zeytinyağı fabrikasını da burada yağ fabrikasının içerisine dahil edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Özellikle bu üretmiş olduğumuz ürünlerin daha düşük bir maliyetle tüketim merkezlerine taşınması ulaşım kısmının içerisinde yer alır ve burada dünya ölçeğinde yapmış olduğumuz ticari anlamdaki faaliyetler deniz yolu ulaşımıyla gerçekleşir. Ancak ülke içerisinde maliyeti daha da azaltmak istiyorsak burada da demiryolu ulaşımını kullanmamız gerekmekte sevgili arkadaşlar bunu da unutmamış olalım. Geldik şimdi enerji kaynağı modern sanayi özellikle makinelere dayalı bir şekilde üretim gerçekleştireceği için enerji tüketimi bu noktada önemli. Ve bazı sanayi kollarının bu enerji kaynaklarının yakın alanlarına kurulma zorunluluğu olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle... Karabük ve Zonguldak'taki demir çelik fabrikalarında demiri çeliğe dönüştürebilmemiz için taş kömürü dediğimiz enerji kaynağına yakınlık çok önemlidir. O zaman bu alanda sanayi tesisinin kurulmasının temel sebebi enerji kaynağıdır. Aynı şekilde termik santrallerde elektrik enerji üretiminde linyit kullanılmaktadır ve bu noktada da sanayisi bu alana yakın kurulma zorunluluğu var. Gene rüzgarın da esme sıklığının yüksek olduğu alanlarda yakına kurulma zorunluluğunun olduğunu söyleyebiliriz. Ama dikkat şu görseli görüyorsun. Ne var burada? Elektrik iletim hatları var sevgili dostlar. Bu elektrik enerjisinin çok uzaklara bunlar yardımıyla iletilebilmesi son dönemde sanayinin enerji kaynağına yakın kurulma zorunluluğunu da ortadan bir nebze de olsa kaldırmıştır diyebiliriz. Tabii ki de ürettiğimiz bir ürünün ekonomik anlamda bize getiri sağlayabilmesi için modern pazarlara ihtiyacımız var ve bu noktada Türkiye'de sanayi tesisleri özellikle İstanbul, Bursa, İzmir Ankara gibi dikkat edin nüfusu çok fazla olan şehirlerde daha yoğundur. Neden? Çünkü bu alanlar önemli tüketim bölgeleridir. E tüketim bölgelerinde üretimin olması gerekir. Üretim dediğimiz kısım sanayi anlamında Türkiye ölçeğinde bu alanlarda gelişmiştir diye biliriz sevgili dostlar. Geldik şimdi iş gücü. Burada özellikle hem vasıflı hem de vasıfsız iş gücü bakımından ülkemiz önemli bir potansiyele sahiptir. Özellikle sanayideki sistemlerin gelişmesi nitelikli iş gücüne olan ihtiyacı artırmaktadır ve bu noktada Türkiye hem nitelikli hem de niteliksiz iş gücü bakımından ciddi bir potansiyele sahiptir diyebiliriz. Sermaye para anlamında düşünebilirsiniz özellikle sanayi tesislerinin kuruluşu üretime hizmet eden araçların ve gereçlerin alımı ham satın alınması sonuçta ham maddeyi ne yapmamız lazım işleyip mamül madde haline getirmemiz gerekmekte ve çalışanlara ait ücretlerin ödenmesi için neye ihtiyacımız var? paraya yani sermaye birikimine ihtiyacımız var. Özellikle sermaye birikiminin yoğun olduğu alanlarda sanayinin de gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geldik Türkiye'deki sanayi kollarına bakmamız gerekirse birincisi gördüğünüz üzere gıda sanayisi. Burada özellikle tarımsal hammadde işleyen, hazırlayan muhafaza eden ve ambalajlayan bir sanayi dalıdır diyebiliriz. Özellikle Türkiye'de gıda sanayisi genellikle bakın dikkat edin ham maddeye bağlı olarak tarımsal üretimin yapıldığı alanlarda ya da Pazar koşullarının yoğun ölçekte bulunduğu alanlarda yoğunlaşmıştır. O zaman biz gıda sanayisinde bir ham maddeye yakınlığın çok önemli olduğunu bileceğiz. İkincisi Pazar alanlarının da çok fazla olduğu alanlarda tercih edildiğini bileceğiz sevgili arkadaşlar. Peki burada ne var dersek? Burada mesela şöyle beyaz renk tonu ile özellikle iç bölgelerde yoğunlaşan fabrika alanlarını görebilmektesiniz. Bunlar şeker fabrikalarıdır ve şeker fabrikaları özellikle şeker pancarı üretim bölgelerinin yakınına kurulma zorunluluğu vardır bunu unutmayalım. Ve aynı zamanda şeker fabrikalarının çevresinde büyükbaş yani özellikle besi hayvancılığının da geliştiğini söyleyebiliriz. Devamında Kuzey Doğu Anadolu dediğimiz hatta et fabrikalarını görebilmekteyiz. Hemen şöyle önceki konularla bir ilişkilendirmemiz gerekirse burada mera hayvancılığı yoğun ölçekte yapılmakta ve mera hayvancılığında da büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yoğun faaliyette yürütülmektedir diyebiliriz. O zaman bu alanda da mera hayvancılığına bağlı olarak et fabrikalarının yoğun ölçekte geliştiğini söyleyebiliriz. Doğu Karadeniz'e baktığımızda hemen şöyle bir bardağın içerisinde çay görebilmektesiniz. E bu alanda da çay fabrikalarının yaygın olduğunu söyleyebiliriz. O zaman burada et fabrikası, burada çay fabrikasının kurulmasının temel sebebi nedir derse bana ham madde kaynağına yakınlıktır diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bak büyük şehir çevrelerinde o zaman bu pazar olur et fabrikalarının da kurulduğunu söyleyebiliriz Konya var burada şu alanda İzmir ve Balıkesir Bursa hattını da görebilmekteyiz hemen şöyle diğer kısımda yağ fabrikalarını görebilmektesiniz özellikle ergene havzası ayçiçek yağının yoğun ölçekte sanayi tesisinde üretildiği alandır. Şuraya şöyle ayçiçeği yazıyorum. Zaten ayçiçeğinin en yoğun üretim alanı burası. Devam. Güney Marmara'ya geldiğimizde ise Güney Marmara'da zeytin yağı fabrikalarının daha yoğun ölçekte olduğunu görebilmektesiniz. Neden? Çünkü bu alanda da zeytin yağı üretimi çok fazla. Hemen şöyle Akdeniz'de Adana ve çevresine geldiğinizde mısır ve soya yağının çok fazla üretildiğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü bu alanda da mısır üretimi ve soya fasulyesi üretimi çok çok fazla. O zaman burada gıda sanayisinde genel itibariyle büyük oranda ham madde kaynağına yakınlık önemlidir diyebiliriz. Burada tabii ki de un ve unlu mamuller sanayisi de var. Makarna fabrikasını düşünebiliriz. Pasta börek fabrikalarını düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve bu fabrikalarda yoğun ölçekte nerede gerçekleşecek? İç Anadolu bölgesinde gerçekleşecek sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi dokuma, deri ve giyim sanayisine. Özellikle Türkiye ölçeğine baktığımızda Türkiye'nin pamuk tarımı ve hayvancılık faaliyetlerinde gelişmiş olması. Hemen şuraya şöyle yazıyorum. Bak, birincisi pamuk tarımı İkincisi küçükbaş hayvancılık faaliyetinde de gelişmiş olması dokuma ve deri işletmeciliğinde de gelişmesine olanak sağlamıştır. O zaman biz burada hem bitkisel üretimden hem hayvansal üretimden dokuma ve deri sanayisinde faydalanmaktayız diyebiliriz. Şöyle baktığımızda mesela ipekli dokumayı Güney Marmara çevresinde görebiliriz. Deri sanayisini gene Güney Marmara ya da Marmara bölgesinin büyük bir alanında kesiminde görebiliriz. Halı ve kilim dokumacılığı için Kayseri'yi görebiliyorsunuz, Isparta'yı, Uşağı yı görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar ki ülkemizde dünyaca ünlü halı ve kilimlerde yer almakta. Hazır giyim dediğimizde büyük şehir çevrelerini görebilmektesiniz. Pamuklu dokumaya geldiğimizde pamuk üretim bölgelerinin çevresinde olduğunu görebilmektesiniz. İşte Antep'imiz var, burada Adana çevremiz var, Antalya çevremiz, Denizli, Aydın, İzmir, Manisa çevremiz. Bu alanda da biz pamuklu dokuma ve pamuk ipliği sanayisinin yoğun ölçekte olduğunu söyleyebilmekteyiz. Geldik şimdi orman ürünleri sanayisi. Burada özellikle ham madde olarak neyi kullanıyoruz? Ormanlardan elde etmiş olduğumuz odunları kullanmaktayız. Kağıt var, kereste var lif var, yonga var, parke var, sunta ve kontra plak var. Bunlar başlıca bizim orman ürünlerimizdir. Ve özellikle Türkiye ölçeğine baktığımızda şöyle Batı Karadeniz'i görebilmekteyiz. Burada kereste fabrikaları yoğun ölçekte var. Niye Doğu Karadeniz'de bunu göremiyoruz dersek arazinin daha engebeli dağlık olması, ulaşım noktasında sıkıntılarımızın yaşanması bu alanda kereste fabrikalarının gelişmemesine sebep olmuştur. Ama biz bu noktada Doğu Karadeniz projesi ile birlikte bu alanda da kereste fabrikalarını geliştirmeyi amaçlıyoruz diyebiliriz. Devamında İstanbul'u düşünebilirsiniz. Ankara'yı Kayseri'yi, Bursa'yı ya da İzmir'i düşünebilirsiniz. Bu alanlarda ise mobilya üretimi tesisi yapan birçok kuruluş yer almakta. Kağıt fabrikaları dediğimizde Giresun'u söyleyebiliriz, Mersin'i söyleyebiliriz, Muğla'yı, Afyon'u, bunun dışında Balıkesir hattını söyleyebiliriz ve kağıt fabrikalarında da Tekrar söylüyorum ham madde kaynağına yakınlık önemlidir diyebiliriz. Zonguldak, Çaycuma var, İzmit var, Muğla, Dalaman var. Bunları da ifade etmiş. Olalım sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi kimya sanayisine. Burada birçok ham madde kullanılarak ciddi anlamda çok fazla sayıda ürün elde edilmektedir. Ama burada özellikle alt dallara baktığımızda petrokimya, ilaç, lastik, gübre, sabun ve deterjan sanayileri şuradaki lejant kısmında görebilmektesiniz. Kimya sanayisinin önemli dallarıdır diyebiliriz. Burada özellikle Batman, Kırıkkale, devamında İzmit ve İzmir. Bu alanlarda petrol rafinerileri yer almakta. Yani biz burada ham petrolü işleyerek onu kullanılabilir hale getiriyoruz. Ve unutmayalım Batman petrol rafinerisi ülkemizde çıkarılan yerli petrolü işleyen rafineridir. Ve petrol rafinerilerinin çevresinde dikkat ederseniz neyi görebilmektesiniz? Lastik fabrikalarını görebilmektesiniz. Buna bağlı olarak gelişmiştir diyebiliriz. Gübre dediğimiz zaman bakın tarımsal faaliyetlerin yoğun ölçekte yürütüldüğü Hatay, Adana, Mersin, Samsun bunun dışında şurada İzmir'i görebilmekteyiz. Bursa-Balıkesir hattını görebiliyoruz. Bu alanda da gübre fabrikaları yoğun ölçekte yer almaktadır. İlaç fabrikası dediğimiz zaman İstanbul ve çevresini dahil edebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi Taşa ve toprağa dayalı sanayi tesisleri. Buralarda özellikle elde ettiğimiz ürünler seramik ve porselenler, tuğla, kiremitler ve camlar sevgili arkadaşlar. Buraya da baktığımızda Türkiye'nin özellikle en gelişmiş üretim alanlarından biri çimento endüstrisidir. Ülke genelinde çimento fabrikalarının yayılmasına olanak sağlamıştır diyebiliriz. Yani birçok alanda bizim şurada da çimento üretimimizi 1950 yılından 2017 yılına kadar geldiğimiz süreçte görebilmektesiniz. Artış gösterdiğini ifade edebiliriz. Camın ham maddesi beyaz kum olarak artlandırılan kuvars kumunun yanı sıra kireç taşı olabilir sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle şuraya kireç taşı diye yazalım. Sodyum sülfat olabilir ve bazı kimyasallardır. Özellikle ülkemizdeki ilk cam fabrikası 1934 yılında İstanbul Beykoz'da açılmıştır ve bununla birlikte Kırklareli, Tekirdağ, Mersin ve Eskişehir hattı günümüzde cam fabrikalarının bulunduğu alanlara örnek verebileceğimiz yerlerdir. Devamında Eskişehir, onun dışında Afyon bak şöyle batı Anadolu'ya doğru gittiğimiz hatta Uşağı alabilirsin, Manisa'yı alabilirsin, İzmir'i alabilirsin. Bu alanlarda ise görmüş olduğunuz üzere Çorum'la birlikte bunu dahil edeceğiz. Tuğla ve kiremit fabrikaları yer almakta. Seramik, porselen ve fayans üretiminde ana ham madde kil, felspat ve kuvars kumudur. Özellikle Türkiye ölçeğine baktığımızda Çanakkale, Çan, onun dışında Bozüyük, Söğüt bilecik hattı ve kütahya İstanbul, İzmir, Eskişehir başlıca önemli seramik ve porselen fabrikasının bulunduğu alanlara örnek verebileceğimiz yerlerdir. Makine sanayisine geldiğimiz zaman ise otomobil fabrikalarının İstanbul, İzmit, bunun dışında Bursa ve İzmir çevresinde geliştiğini, elektrikli beyaz eşya üretiminin Ankara, Gaziantep, Manisa, İzmir, Bursa, İstanbul çevresinde geliştiğini, traktör fabrikalarının Ankara, Konya ve İstanbul çevresinde geliştiğini. Ray bakım ve lokomotif üretiminde özellikle Sivas, Eskişehir, Ankara çevresinin geliştiğini, gemiyat sanayisinde Antalya, Muğla ve İstanbul çevresi ile İzmir çevresinin geliştiğini söyleyebiliriz. Geldik şimdi maden sanayisi yani metalürji sanayisi. Yerin altından çıkarmış olduğumuz ekonomik değeri yüksek olan maddelerin işlenmesi kısmında maden sanayisi önemlidir sevgili arkadaşlar. Ve burada kimler var dediğimizde Elazığ, Ergani'de bir Bakır işletmesi yer almakta maden kısmında burada 9'u söyleyebiliriz. Samsun Bakır İzabe Tesisi 1'i söyleyebiliriz. Murgul Bakır İzabe Tesisi 4'ü söyleyebiliriz. Zaten bu alanda ne oluyordu? Bakır çıkıyordu. O zaman burada bir bakır tesisinin yer alması, hammadde kaynağına yakınlık, bu alanda ise liman özelliği daha ön plandadır diyebiliriz. Hemen şöyle şu alanda 8 numaraya geldiğimizde bandırma bor ve asit fabrikaları yer almakta. Burada hem liman özelliği hem ham madde kaynağına yakınlık sanayi tesisinin kurulmasında etkilidir diyebiliriz. Kırka bor işletmeleri dediğimiz zaman hemen şurada 5 numarayı görebilmektesiniz. Gene bu alanda da ham madde kaynağı bulunmakta sevgili arkadaşlar. Şöyle geldim o 3, 9, 11'in bulunduğu alan Elazığ. Kurşun çinko işletmeleri var. Buraya da şöyle 3 diyorum sevgili arkadaşlar. Bak bu alanda da gene ham madde kaynağına yakınlık çok önemli. Şunu unutma. Eğer ki bir maden İç kesimlerde işleniyorsa ham kaynağına yakınlıktır diyeceksin. Kıyı alanlarda işleniyorsa liman özelliğidir diyeceksin. Zonguldak ve çevresinde işleniyorsa enerji kaynağına yakınlıktır diyeceksin. Bak şurayı unutma burası önemli. Taş kömürü olduğu için bu alanda madenin işlenmesi enerji kaynağına yakınlık. Eğer ki kıyı alanları veriyorsa bu liman özelliği eğer ki bana iç kesimleri veriyorsa bu alanda da ham madde kaynağına yakınlık etkili olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Bak geldi ne diyor? Karabük Demir Çelik Fabrikası. Bu alanı aldık mı? 12 numarayı aldık. 12 numarada Burada demir çelik fabrikasının olmasının temel sebebi taş kömürü yani enerji kaynağına yakınlık. Ereğli demir çelik fabrikası onun hemen yan kısmında iki numara. Gene bu alanda da ham madde değil enerji kaynağına yakınlık etkilidir. İskenderun demir çelik fabrikası şu alanda görebilmektesiniz. 7. liman özelliği. Neden dersek çünkü sevgili dostlar biz ülkemiz ölçeğinde taş kömürünün yetmediğini bildiğimiz için bunu ne yapıyoruz? Yurt dışından satın alıyoruz. Deniz yolu ulaşımıyla nereye getirdik? İskenderun'a getirdik ve bu alanda ne yapmaktayız? Demirle çeliği buluşturmaktayız. Antalya Ferrokrom tesisi 6 numarayla görebilirsiniz. Gene bir liman özelliği önemli. Elazığ Ferrokrom tesisi bak 9, 3 yazdık, 11 diyorum buraya. Ham madde kaynağına yakınlık. Seydi Şehir Alüminyum tesisi hemen şurada 10 numarayı görebilmekteyiz. Bu da ham madde kaynağına yakınlıktır diye biliyoruz. Geldik şimdi savunma sanayisine. Tabii ki de ülkemiz co coğrafi konum açısından baktığımızda hem siyasi hem bölgesel ve hem de ekonomik kargaşanın karmaşanın yoğun olduğu bir alanda yer almakta. Ve buna bağlı olarak da ülkemizde savunma sanayisi ciddi anlamda önemli bir yere sahiptir. Bu noktada bizim ülkemizde Aselsan, Makine Kimya Endüstri Kurumu, Askeri Pil Sanayisi, Hava Elektronik Sanayisi önemli bir yere sahiptir diyebiliriz. Bununla birlikte görselde yerli insansız hava aracımız olan Anka'yı görebilmektesiniz sevgili dostlar. Bunlar özellikle yurt dışındaki ülkelere de satışı gerçekleştirildiği için bu noktada Türkiye'yi ön plana çıkarmaktadır. Kırıkkale çevresinde silah fabrikaları var. Onun dışında Kırıkkale'den ziyade Çankırı'da, Ankara'da ve Eskişehir'de de gene savunma sanayisine ait hem patlayıcı hem mühimmat malzemeleri yapan tesislerimiz yer almakta. Peki şöyle Türkiye'nin sanayisini bir check-up yapmamız gerekirse bakın dikkat edin sanayideki iş gücünün ekonomik faaliyet alanlarındaki payı dikkat edin 1955 yılında yüzde 5,9'luk bir payı varken ekonomik faaliyetler alanlarında 2018 yılına geldiğimizde yüzde 26'lık bir paya sahip olmuştur. O zaman burada önemli bir artış gerçekleştirilmiştir diyebiliriz. Sanayinin gayri safi milli hasıla içerisindeki olanına baktığımızda 1925 yılından günümüze geldiğimizde sevgili arkadaşlar %9,6'dan %29,4'lük bir kısma çıkmıştır. Dış ticaret bizim için çok önemli. Bakın dikkat edin 1965 yılında sanayinin dış ticaret gelirlerindeki payı %19 iken 2018 yılında %94 olmuştur. Yani bizim dış ticaretteki gelirimizin tamamına yakını yani çok 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 büyük bir kısmı nereden sağlanıyor? Sanayi faaliyetlerinden sağlanmaktadır. Ve şuna dikkat edin. Biz yurt dışına satmış olduğumuz ürünler içerisinde en fazla orana en fazla paya sahip olan sektör hangisidir dersek otomotiv endüstrisidir sevgili arkadaşlar. Yani biz bu noktada... Ham maddeyi yurt dışından almaktayız parça anlamında burada tesislerimizde birleştirmekteyiz bunu satarak ülke anlamında gelir elde etmekteyiz devamında demir ve demir dışı metaller çelikler önemli bir yere sahip kimyevi maddeler hazır giyim tarıma dayalı ürünler ama şöyle baktığınız zaman gemi ve yat makine aksamları yani burada ana üretim kısmımızı da gerçekleştirsek makine aksamları noktasında dış ticaret anlamında çok daha iyi bir gelir elde edeceğiz diyebiliriz geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün neler öğrendik? Öncelikle Türkiye'nin ekonomi politikalarından bahsetmiştik önceki haftalarda. Sonra ekonominin sektörel dağılımından bahsettik. Sonra Türkiye'de tarım, madenler, enerji kaynakları dedik ve son bugünkü konumuz sanayi tesislerinin ülkemiz içerisinde nerede dağıldığıydı. Bununla birlikte tekrar şöyle ödevlerimizi hatırlatmam gerekirse çünkü Burada bak Türkiye'de sanayi dediğinde sadece test lira var 16 sayfa 90. Yani şöyle açarsam sayfa 90'ı açtım. Burada sen 4 tane çoktan seçmeli test göreceksin. Ama ödevin sadece bu değil. Bölüm bitti. Dördüncü bölümün tamamını bak Türkiye'de ekonomi demiş bu senin için güzel bir ne olacak tekrar olacak. O yüzden bu bölüm testlerini çözmeyi unutma tekrar söylüyorum tekrar testlerini çözüyorsun ÖSYM tarzı testleri çözüyorsun ve yazılılar başlayacak çok önemli senin için burada da yazılıya hazırlık etkinliklerimiz var bunları da güzel bir şekilde bitirmeyi unutma bir sonraki kısımda yeni bir ünite küresel ortam bölgeler ve ülkelerle yolculuğumuza devam edeceğiz hadi bakalım karşınızda günün ödüllü sorusu cevapları yorumlar kısmına bekliyorum kendinize çok iyi bakın kolay gelsin iyi çalışmalar